Türkiye'den herkese selamlar arkadaşlar. Evet biliyorum uzun zamandır yurt dışındaydım. Nereden baksanız tam olarak 4 yıl arkadaşlar. Dile kolay. Hakikaten 4 yıl boyunca gurbette yaşamak çok zor. İnanın kolay değil. Hatta dilini bilmiyorsunuz, kültürlerini bilmiyorsunuz. Yani sizinle onların arasında yakından veya uzaktan hiçbir şekilde bağlantınızın olmadığını düşünün açıkçası. Hakikaten çok zor bir deneyimdi benim için. Çünkü Afrika dediğimizde biliyorsunuz ki hepinizin bildiği gibi insanların kafasında birçok negatiflikler var, zorluklar var. İşte insanları yiyorlar mı, orada ne yemek yiyeceksin, nasıl yaşayacaksın vesaire gibi bir sürü soru işaretleri vardı. Fakat biz buna rağmen bir karar aldım. Dedim ki gideceğim Tanzanya'da yaşayacağım. Orayı gerçekten çok sevdim demiştim. Ve hakikaten de seviyorum arkadaşlar. Bu arada Türkiye'ye geri döndüm. Fakat hani Tanzanya'da işte her şey çok kötü falan vesaire bu tip bir durumla değil. Bunun sebeplerini size açıklayacağım. Önemli olan mevzu şu arkadaşlar. Tabii ki hani kişi bir yurt dışına gurbete çıktığı zaman bizler genelde onları değiştirmeye çalışıyoruz. Fakat ben bir şeyin farkına vardım. Dedim onları değiştireceğime kendim değişmem lazım. Çünkü onları değiştiremem arkadaşlar. Şu an bir Afrikalıyı Türkiye'ye getirsek açıkçası Türkiye'ye göre değiş desek olmaz. Ne yapması lazım? Kendisinin değişmesi lazım. Türkiye'yi değiştiremezsin. Aynı şekilde bu kural benim için de geçerliydi. Bu yüzden Afrika'ya gittiğim zaman bir gün bir karar verdim. Dedim ki evet Mustafa dedim senin değişmen lazım. Onların kültürlerine göre hareket etmen lazım. Onların düşündükleri gibi düşünmen lazım vesaire diyerek artık biraz daha böyle ılımlı olmaya başladık. Ve hayatımızı bir şekilde orada sürdürdük. Daha 4 sene oldu arkadaşlar. Kaç tane kurban bayramı, kaç tane bayram vesaire doğum günleri ailemle hiç vakit geçiremiyordum açıkçası. Bu yüzden hayatımda 4 yıl aradan sonra ilk defa bir kurban bayramında inşallah ailemle birlikte de olacağım. Onun da ayrı bir mutluluğu var. Hakikaten gurbette yaşamanın zorlukları var mı? Evet var arkadaşlar. Bunları kabul edebilen, bunları görebilen zaten yurt dışına gidip işler yapmalı açıkçası. Onun haricinde böyle sabırsızsanız, biraz da böyle çok asabi bir tipseniz hele Afrika gibi ülkeler hakikaten sizler için çok zor olabilir. Bu bir ticari olarak da olabilir, bir tatil için de olabilir açıkçası. Tabii oraya niçin gittiğinizle alakalı da değişebilir. Biliyorsunuz ki ben oraya normalde tatil için gittim ve daha sonrasında orada kalma kararı verdim. Kaldıktan sonra eşimle tanıştım, evlendim, sonra iş kurduk vesaire. Bunun kenarında zaten biliyorsunuz ki ben network marketing ile uğraşıyorum. Kendi yapmış olduğum işler de vardı. Online olarak sürdürüyordum bunları. Genelde telefon üzerinden ya da Zoom üzerinden vesaire işte tanıtımlarımızı ve ekiplerimizi yönetiyorduk. Sonrasında bir gün bir karar verdik. Dedik ki artık dedik memleketimize tekrar geri dönelim. Hakikaten Türkiye gibisi yok arkadaşlar. Bu bir gerçek yani. Açıkçası dünyanın neresinde giderseniz gidin insan kendi memleketini yani kendi memleketi, kendi büyüdüğü yeri özlüyor açıkçası. Kendi dilinin olması, kendi yemeklerinin olması en ufak bir şey bile arkadaşlar insan özlüyor, özlemiyor değil. Ya da belki ben bunu çok abartıyor da olabilirim. Çünkü dediğim gibi hani 4 yıl kesintisiz hiç Türkiye'ye gelmediğim için hani şu an hakikaten çıldırmış durumdayım böyle deli dana gibi etrafta. Her şeye böyle koşturuyoruz, ediyoruz, yiyoruz, işte geziyoruz, şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz. Bir özlem var. Bu belli zaten arkadaşlar. Hakikaten ben Türkiye'de çok özlemişim arkadaşlar. Onu da fark ettim yani. Buraya gelince fark ettim. Her şeyinle. Tabii ki bazılarınız şu an bu videoyu izliyorken şunu da söyleyebilir ki bana sağ olsunlar özelden de yazanlar var Instagram'dan ya da WhatsApp'tan. Abi delirdin mi? Türkiye'de ne var? Türkiye bitmiş durumda. İşte insan biz buradan kaçıp oraya gelmek istiyoruz. Sen oradan nasıl geri gelirsin? Vesaire gibi böyle birçok sorular geliyordu. Arkadaşlar bu tamamıyla kişinin kendi kararıyla alakalı bir durumdur. Dediğim gibi hani ben şu an Tanzanya'dan zaten eşim Tanzanyalı olduğu için, evli olduğu için açıkçası benim bir ayağım orada. Yani ben Tanzanya'ya gideceğim. Ama nedir mesela? Artık tatil için giderim. Belki senede 2 defa, 3 defa, 4 defa bilemiyorum. Ama biraz öncelikle şu Türkiye'de biraz böyle özlemimi bir güzel bir şekilde giderelim. Aynı zamanda eşimi de şu an Türkiye'yi gezdiriyoruz. Türkleri tanıtıyoruz, yemeklerini vesaire, kültürümüzü tanıtıyoruz. O yüzden o da şu an burada bunları öğrenme aşamasında, Türkçeyi öğrenme aşamasında. Bu noktalar geçtikten sonra arkadaşlar Allah'ın izniyle tabii biz de gerektiği zaman Tanzanya'ya tekrar gideriz ya da bakarsınız başka Afrika ülkelerine gideriz, deneyimleriz. Orada böyle vloglar çekeriz YouTube'da sizlerle paylaşırım gördüklerim her şeyle. Bu yüzden arkadaşlar hani şu an dediğimiz gibi bir karar verdim. Şu an Türkiye'deyim. Dediğim gibi hem çocuğum doğdu bu arada. Allah razı olsun bir önceki yaptığım videoda çok güzel mesajlar, yorumlar bırakmışsınız. Çok çok teşekkür ederim iyi dilekleriniz için. Çocuğum da zaten doğdu. Artık yavaş yavaş biz Türkiye'de yerleşme kararı aldık ve
Türkiye'de yerleştiğimiz için de haliyle tabii ki Tanzanya'yla bütün bağımızı koparmayacağız arkadaşlar. Bu yüzden Tanzanya hakkında eğer sorularınız varsa ben Türkiye'deyim. Yani eskiden mesela sadece WhatsApp üzerinden arayıp görüşebiliyorduk falan vesaire. Türkiye'deki kişiler ya da orada iş yapmak isteyen kişiler genelde bana telefonla ulaşırlardı. Fakat şu an burada Türkiye'deyiz arkadaşlar. Yani dilediğiniz zaman, dilediğiniz yerde görüşme ayarlayabiliriz. Ya da Zoom üzerinden toplantılar yapılabilir. Telefondan bana ulaşabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar eski videolarımda nereden baksanız 200 tane civarında falan video çekmişimdir. Tanzanya ile alakalı vesaire. Ben Türkiye'den Tanzanya'ya gittiğim zaman eski WhatsApp numaramı kullanıyordum. Bu yüzden WhatsApp numaramı değiştirmemiştim. Fakat buraya geri döndüğümde aradan 4 yıl geçmiş ve eski numaram iptal olmuş. Ben bu yüzden tam şuraya yeni WhatsApp numaramı ekliyorum arkadaşlar. Eski WhatsApp numaramdan artık beni ulaşamayabilirsiniz. Ama bu WhatsApp numaramdan bana ulaşabilirsiniz. Bu yüzden arkadaşlar dilediğiniz zaman dediğim gibi bana telefon açarak Tanzanya hakkında merak ettikleriniz bir şeyler varsa iş hakkında arkadaşlar ricam bu arada. Yok böyle sevgilim var şunu yapmam lazım işte çiçek göndermek istiyorum abi nasıl yardımcı olabilirsin gibi siz saçma sapan muhabbetlere lütfen beni sokmayın. Bu aşk meşk işlerine ben girmiyorum arkadaşlar onu söyleyeyim. Ama bir ticari bir fırsat olabilir ya da bir fikir olabilir vesaire. Bu tip şeylerde elimden geldiği kadar bildiğim kadarıyla sizlere yardımcı olmaya çalışırım. Dediğim gibi bana WhatsApp numaramdan ya da direkt telefon numaramdan arayarak da ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Dediğimiz gibi artık komple Tanzanya'dan kopmuş değiliz. Dediğim gibi benim bir ayağım her zaman Tanzanya'da veya Afrika ülkeleri diyelim artık. Çünkü bir noktada da artık biz de bir Afrikalı sayılırız ne kadar da olmasak bile. Dışarıda bir örnek veriyorum bir Afrikalı gördüğümde direkt gidiyorum ona konuşmaya çalışıyorum. Nerelisin vesaire şu bu. Buraya geliyorsun oraya izliyorsun, oraya gidiyorsun buraya izliyorsun. Hakikaten çok enteresan bir durum. Yani insanoğluna derler ya hiçbir şey yaramıyormuş. Hakikaten de öyle hiçbir şey yaramıyormuş. Evet arkadaşlar bunu sizlerle paylaşmak istedim. Dediğim gibi ben Tanzanya'yla herhangi bir sıkıntım açıkçası yok. Tamamıyla bir karar verdik ve bu kararımızın arkasındayız. Dedik ki artık Türkiye'ye gidelim. Yapmış olduğum bu arada bir online bir ticaret var arkadaşlar. Açıkçası bir yatırım fırsatı, bir yatırım işi, büyük bir sektör. Türkiye pazarına da baktığımız zaman bu konuda firma çok yeni olduğu için çok büyük bir fırsat var açıkçası şu an bizim elimizde. Türkiye'de gelmemin de en önemli etkenlerinden bir tanesi de açıkçası bu oldu. Allah'ın izniyle ben bunların hakkında da sizler için çok güzel videolar da hazırlamaya başlayacağım ve bunları sizlerle de paylaşacağım. Bu konuda da gönlünüz rahat olsun. Eğer Türkiye'de yatırım yapmak isteyen arkadaşlarımız varsa ya da sermayelerine sermaye katmak isteyen kişiler varsa bana da bu konuda yazabilirsiniz arkadaşlar. Gereken bütün bilgileri ben sizlerle paylaşmaya hazırım. Bir sonraki videolarımızda görüşmek dileğiyle hepinize Türkiye'den hoşça kalın diyorum.